Koç Akademi'den herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. İkinci yazılı kampımızla karşınızdayız. Bugün ne işleyeceğiz sizlerle? 10. sınıf fizik dersinde özellikle sınavınızda çıkacak olan basınç konusu, katı sıvı gaz basıncı, elektrik ve manyetizma ile alakalı. Sizlere kısa notlar hatırlatacağız. Ardından birbirinden güzel 10 soruyla konumuzu pekiştirip sizleri sınava uğurlayacağız sevgili arkadaşlar. Ancak dersimize başlamadan önce tabii ki bizim videomuzu izleyeceksiniz. Sorularımızı dinleyeceksiniz. Ama bu yeterli gelecek mi? Tabii ki hayır. Ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Sıfırdan ona fizik kitabımızı alacağız. Önümüze daha sonra açacağız sayfalarımızı. Sayfa sevgili arkadaşlarım. Hemen bakıyoruz. Kontrol ediyoruz buradan. Sayfa 94'ten işte son olarak 110'a kadar çözüyoruz. Basınç, kaldırma kuvveti, elektrik ve manyetizma testlerimizi bitiriyoruz. Konu tekrarlarımızı yapıyoruz. Ardından yeterli mi? Tabii ki gelmeyecek. Ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Dinamo Soru Banka açıyoruz ve buradan da basınç, kaldırma kuvveti, elektrik ve manyetizma testlerimizin tamamını çözüyoruz. Daha sonra sizlerin sınavında en büyük başarıyı ulaştıracak olan akıl notları kitabımızı alıyoruz sevgili arkadaşlarım. Buradan da sayfa 63'ü açıyoruz. Daha sonra gördüğünüz üzere burada küçük dipnotlarımız var, formüllerimiz var, ufak ufak soru hatırlatmalarımız var. Son noktayı da bununla koyup sınavımıza doğru yol alıyoruz ve o sınavdan en yüksek notu alarak evlerimize dönüyoruz. Evet, ikinci yazılı kampımızla karşınızdayız dedik. Buyurun artık dersimize başlayalım. Öncelikle elektrik ve manyetizma ile ilgili neler bilmemiz gerekiyor, neler hatırlamamız gerekiyor, bunlarla başlayalım sevgili arkadaşlar. En çok karşımıza gelen ifade neydi? Tabii ki elektrik akımı, elektrik devreleri, üreteçler, lambalar, bunlarla ilgili neler hatırlayacağız? Önce dipnotlarımızı paylaşalım, sonrasında sorularımıza geçelim istiyoruz. Bir iletken içinde elektronların sürekli olarak akışına ne diyoruz biz? Elektrik akımı diyoruz. Akım şiddeti de elektrik akımının getirdiği bir kavramdır. Akım şiddeti ise bir iletken birim kesitinden bir saniyede geçen elektron miktarıdır. Biz akım şiddetini hangi sembolle gösteriyoruz? I sembolüyle gösteriyoruz. Her zaman derslerde ne diyoruz? Fizikte her formül kendi tanımından çıkacaktır. Elektrik akım şiddetinin özellikle tanımı için ne dedik? Birim saniyede birim kesitten geçen yük miktarıdır. Yani siz o kesit alanından geçen yük miktarını zamana böldüğünüzde akım şiddetini elde etmiş oluyordunuz. Tabii ki yükü neyle gösteriyoruz? Q ile gösteriyoruz. Birimi nedir? Kulomb'dur arkadaşlar. Zamanın SI'deki birimi karşıma ne olarak geliyordu? Saniye. Kulomb'u saniyeye oranladığımızda akım şiddetinin birimi olan amperi elde ediyoruz. Lütfen bu küçük detayları unutmayın. Bunların her biri sınavda karşımıza soru olarak gelecek. En önemli ifadelerden bir tanesi dirençlerin bağlanması tabii ki. Dirençler seri bağlandığında işlemleri nasıl yapıyorum? Paralelde nasıl yapıyorum? Aynı şey üreteçler için de geçerli mi acaba bakalım. Hemen seri bağlayalım dirençlerimizi birbirine. Dirençleri ardı ardına bağladığımızda ne yapıyorduk? Biz aslında seri bağlantılı bir direnç elde ediyorduk. Her bir devremizin çalışması için ona bir ne bağlamamız lazım? Üreteç, yani pil bağlamamız lazım. Pilimizi de bağladıktan sonra direnci R sembolüyle gösteriyorduk. R1 direncimiz, R2 direncimiz, R3 direncimiz karşınızda. Tabii ki pilin potansiyel gerilimi de ne kadar oldu? V kadar oldu. Bu pilden devreyi dolaşarak elektrik devre elemanlarının çalışmasını sağlayan şey neydi? İşte akım şiddeti de, bunu da I sembolüyle gösteriyoruz. Buradaki akım her bir direncin üzerinden geçecek. Tekrar pile geri dönecek ki her bir direncim çalışsın. Peki hocam, burada dirençler seri bağlandığında akım dirençlerin üzerinden nasıl paylaşılarak geçer? Hemen bakalım. Seri bağlantıda dirençlerin üzerinden geçen akımlar birbirine eşittir. Yani toplam akım I1 eşittir, I2 eşittir, I3 kaç tane direnciniz varsa tamamı birbirine eşittir. Peki seri bağlı dirençlerde eşdeğer direnci nasıl buluyorduk? Hemen hatırlayalım. Eğer dirençlerimiz seri bağlantılıysa ne yapıyorduk? Biz de bunları toplayarak eşdeğer direncimizi buluyorduk. Peki geldik gerilimlere. Önce temel Ohm kanununu bir hatırlayalım hızlıca. Neydi? V eşittir I çarpı R'di. Potansiyel akım ve direnç arasındaki bağıntıyı verirdi bizlere. Şimdi buraya geçen R1'in üzerinden geçen bir I akımı var. Dolayısıyla buradaki potansiyel farkım, dirençler birbirinden farklıysa ne olacaktır? Farklı olacaktır. Dolayısıyla devredeki toplam gerilimi nasıl elde ediyoruz sevgili arkadaşlar? V1 artı V2 artı V3 bağıntısıyla elde ediyorduk seri bağlanmasında dirençlerin. Peki gelin şimdi dirençlerimizi bir de paralel
paralel bağlayalım. Eşdeğer direnç, akım ve gerilim nasıl paylaşılıyormuş onu hatırlayalım. Paralel bağlantı ne demekti? Aslında her bir direncimi farklı bir tele bağlayarak daha sonra onların uçlarından birleştiriyordum. Şöyle 3 tane birbirine paralel bağlı direncim olsun. Tabii ki devrenin çalışması için ve geriliminde bir de pile ihtiyacım var. R1 direnci diyelim, R2 direnci diyelim, R3 direnci diyelim. Eşdeğer direncimizi 2'den fazla direnç varsa nasıl elde ediyorduk? 1 bölü R eşle elde ediyorduk. Yani eşdeğer direncim 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı 1 bölü R3 şeklinde meydana geliyordu. Şimdi sizlerle bir dipnot paylaşmak istiyorum. Sizin devrenizde yalnızca 2 tane direnç birbirine paralel bağlıysa eğer, direkt eşdeğer direnci nasıl yapıyorduk? Çarpımları bölü toplamları şeklinde alabiliyordunuz. Yalnız sevgili arkadaşlar şunu unutmayın. Burada işleminizi yaptıktan sonra sizin buradan elde edeceğiniz sonuç 1 bölü R eş. R eşi arıyorduk, o yüzden ne yapacağız? Ters çevirerek sonucumuza bakacağız. Lütfen dikkat ediniz. Şimdi I akımına bakalım. Buradan ana koldan çıkan bir I toplam akımım var. Bakın buraya geldiği zaman 1, 2, 3 tane kola ayrılıyor. Dolayısıyla I'ların birbirine eşit olması mümkün mü? Asla mümkün değil. Paralel bağlı dirençlerde toplam akımı ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Burada eşitti. Burada da I1 artı I2 artı I3 olarak alıyoruz. Sonuçta buradan, buradan ve buradan geldikten sonra şu noktada toplandıktan sonra pile geri dönecektir. Seri ve paralel de bu şekildeydi. Hemen bir dipnot hatırlayalım sizlerle. Elektriksel enerji ve elektriksel güç kavramları karşımıza nasıl geliyordu? Elektriksel enerjiye bakalım. I kare çarpı RT ile gelirdi. Buradaki T zaman olan T. Buraya ifademizi bir basamak daha düzenlediğimizde E eşittir VIT, E vitamini formülümüz vardı. Lütfen hatırlayınız. Enerji eşittir gerilim çarpı akım çarpı zaman olarak da karşımıza gelirdi. Gücü P sembolüyle gösteriyoruz arkadaşlar. Birim zamanda harcanan enerji güç ifadesiydi karşımıza gelen. Dediğimiz gibi yukarıdaki E ifadesini düzenlediğimizde V kare bölü R olarak da karşımıza gelirdi. Şimdi geldik üreteçlerin seri ve paralel bağlanmasına. Aynı dirençleri nasıl seri bağladığımızda yan yana bağlıyorsak üreteçleri seri bağladığımızda da yine nasıl bağlıyoruz sevgili gençler? Bu şekilde bağlıyoruz üreteçlerimizi birbirine. Artık üreteçlerimizi V sembolüyle değil de epsilon sembolüyle gösterelim, olur mu? Derslerden hatırlayın, ne demekti? EMK elektromotor kuvveti demekti. Yani devreye elektrik enerji veren bir motor görevi görüyor. Orada bir enerji kaynağı görevi gördüğü için epsilon sembolüyle gösteriyoruz. Peki bizim üreteçlerimiz birbirine seri bağlandıysa, seri bağlanmış üreteçlerde eşdeğer EMK'yı nasıl buluyoruz? E1 artı E2 artı kaç tane üreticimiz varsa. Peki toplam akım karşımıza nasıl gelir sevgili arkadaşlar? V eşittir I çarpı R değil miydi? Buradan I'yı çekersek V bölü R gelmez mi karşımıza? Buradaki potansiyel fark yerine sadece ne yazıyoruz? Epsilon yazıyoruz. O zaman buradaki I toplamımızda ne olacak? E toplam bölü R eş şeklinde karşımıza gelecektir. Üreteçlerimizi paralel bağlayalım. Aynı kutupları aynı hizaya gelecek şekilde bağlantıya biz ne diyoruz? Paralel bağlantı diyoruz. Peki paralel bağlantıda eşdeğer EMK karşımıza nasıl gelecek? Eğer sizin pilleriniz birbirine paralel bağlanmışsa EMK'ları da birbirine eşittir. Sakın sakın unutmayın. Yine şöyle diyelim. Eşdeğer ifademizde şöyle I eş bölü şurayı I yapalım, olur mu? Burayı da epsilon yapalım. Doğru bir formül elde etmiş olalım. Yani paralelde de seride de sevgili arkadaşlar şu bağıntımızı ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Sadece V yerine epsilon yani EMK ifademizi yazıyoruz. Bizim elektrik ve ifadesinde, dirençlerde, devrelerde hatırlamamız gereken noktalar bunlardı. Zaten derslerimize detaylı bir şekilde bahsetmiştik bunlardan. Şimdi gelelim mıknatıslara. Mıknatısların etkisiyle meydana gelen manyetik alana ve akımla manyetik alan arasındaki ilişkiyi hatırlamaya. Öncelikle mıknatıs neydi? Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren cisimlere ne diyorduk? Mıknatıs ismini veriyorduk. Mıknatısların iki kutbu vardı. Kuzey kutbu ve güney kutbu sevgili arkadaşlar. Mıknatıslarda aynı kutuplar ne yapardı? Birbirini iterken zıt kutuplar birbirini çeker gençler. Kesinlikle bu ifadeyi unutmayın. Bir de mıknatıslarla ilgili ne hiç unutmayacağız? Asla tek kutuplu bir mıknatıs olamaz. Bütün mıknatıslar iki kutupludur. Dolayısıyla siz bir mıknatısı kaç parçaya bölerseniz bölün o ne yapacaktır? Yine kendiliğinden iki kutup olacak şekilde kutuplanacaktır. Bunu da unutmayın.
Tabii ki mıknatısların mıknatıslık özelliği göstermesini sağlayan şey neydi? Etraflarında meydana gelen manyetik alan çizgileriydi. Peki nedir bu manyetik alan çizgileri? Bir mıknatısın etrafında meydana gelen manyetik kuvveti ifade edebilmek için çizilen aslında nedir? Hayali çizgilerdir manyetik alan çizgileri. Yani gerçekte böyle çizgiler yoktur. Hayalidir. Sadece daha güzel sembolize edebilmek için, o gücü daha iyi anlatabilmek için çizilmiş çizgilerdir. Peki bunların ifadelerine baktığımız zaman öncelikle ne dedik bunlar? Hayali çizgilerdir. Şöyle yazarak da ifade edelim sizlerle birlikte. Bunun dışında en önemli özelliklerinden bir tanesi, bu şekle bakarak bütün manyetik alan çizgilerin özelliklerini çıkarabiliriz aslında. Her zaman ama her zaman mıknatısın kuzey kutbundan, yani en kutbundan es kutbuna doğru çizilecektir. Bunu kesinlikle ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Çünkü sınavlarda muhtemelen size çizdirebilirler. N kutbundan çıkar, S kutbundan içeri girer, kuzeyden çıkar, güneyden girer. Kesinlikle unutmamamız gereken ifadelerden bir tanesi. Bir diğer özelliği kapalı eğrilerdir. Yani başlangıç ve bitiş noktası diye bir noktası yoktur. Bunlar kapalı eğrilerdir sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla ifadelerimize baktığımızda başka hangi özellikleri yazabiliriz bunlara? En önemli özelliklerinden bir tanesi de kesinlikle birbirini kesmez arkadaşlar. Manyetik alan çizgileri hiçbir noktada birbirini kesmez. Yazmayalım, ifade edelim sadece. Manyetik alan çizgileri hangi noktada daha sıksa orada manyetik alan daha güçlüdür. Bir şekilde de çizimin bize öğrettiği noktalar arasında yerini alır. Peki elektrik akımının nasıl bir manyetik etkisi var? Bu etkiyle ben beraber hangi elektronik eşyaları kullanabiliyorum, yapabiliyorum? Onlara hemen bir bakalım. Eğer siz bir iletken telin içerisinden akım geçirirseniz arkadaşlar, iletken telin etrafına bir manyetik alan oluşacaktır. Dolayısıyla oluşan bu manyetik alan sizin telin içerisinden geçirdiğiniz akım şiddetiyle doğru orantılı olacaktır. Yani üzerinden akım geçen bir telin çevresinde halkalar şeklinde ne oluşacaktır? Manyetik alan oluşacaktır. Vektörel bir büyüklüktür. Peki hocam bunun yönünü nasıl buluyorduk? Derslerde de ifade etmiştik. Üzerinden elektrik akımı geçen bir telin etrafında oluşan manyetik alanı sağ el kuralıyla buluyoruz. Neydi? Sağ elimizin baş parmağı akımla aynı yöne gelecek şekilde teli avuç içimize alıyorduk ve etrafında parmaklarımızı doluyorduk, değil mi? Geri kalan dört parmağımızı. Bu bize neyi gösterirdi? Manyetik alanın yönünü gösterirdi sevgili gençler. Dolayısıyla mesela şuradaki kalemimizin açık ucu ne olsun? Akımın yönü olsun. Hemen baş parmağımızla akımla aynı yöne gelecek şekilde tutuyoruz. Kalemi avuç içimize alıyoruz ve etrafında dolanan dört parmağımızın yönü bize manyetik alanın o telin etrafındaki dolanım yönünü ifade ediyor idi. Sayfa düzleminden dışa doğru nokta, sayfa düzleminden içe doğru çarpı ile ifade edilirdi. Peki büyüklüğünü nasıl hesaplıyorduk? Manyetik alanı B sembolüyle gösteriyoruz. Birimi Tesla'dır lütfen unutmayın. K sabittir, 2'yi bölü D. Yani akımı 2 ile çarpıp noktanın tele olan uzaklığına böldüğünüz zaman manyetik alanın büyüklüğünü bulmuş oluyoruz. Peki geldik şimdi bu manyetik alan etkisiyle akımın manyetik alanının etkisi sonucunda oluşan elektromıknatıslara. Bakın adı üzerinde elektromıknatıs, elektrik akımı sayesinde elde edilen mıknatıs demektir. Başlık bize zaten her şeyi açıklıyor. Bir demir tele sarılan iletken telden akım geçirilirse o iletken tel ne yapacaktır? Mıknatıslanacaktır. Bu şekilde elde edilen mıknatıslara elektromıknatıs ismini veriyoruz. E bunları nelerde kullanıyoruz? Bunları kapı zillerinde kullanıyoruz, bilgisayarlarda kullanıyoruz, hoparlörlerde kullanıyoruz, maglev trenlerinde kullanıyoruz. Bunların tamamı elektromıknatısların içine girdiği aletler içerisinde yer alıyor. Şimdi sizin bir diğer konunuz da neydi arkadaşlar? Basınçtı, doğru mu? Katı sıvı ve gaz basıncı. Hemen orada da hatırlamamız gereken bilgileri paylaşalım. Ondan sonra hızlı bir şekilde sorularımıza geçelim. Basınçtan başlayalım. Basınç nedir? Birim yüzeye etki eden, hemen şuraya notumuzda yazalım, dik kuvvete basınç denir. Siz bir yüzeye dik bir şekilde kuvvet uyguladığınızda bu nedir? Orada bir basınç meydana getirecektir. Dolayısıyla birim yüzeye etki eden dik kuvvete ne diyoruz? Basınç diyoruz. Basıncı P sembolüyle gösteriyoruz. Haydi tanımdan formül çıkaralım. Birim yüzeye etki eden dik kuvvettir basınç. Katı basıncını da bunun nezdinde hemen hatırlayalım istiyorum. Katılar sadece üzerine bir kuvvet etki etmese bile sadece ağırlıklarından dolayı konuldukları yüzeye bir basınç uygulamazlar mı? Uygularlar. Yani ben şu K
Kalemimi aldım, masanın üzerine bıraktım. Üstten buna bastırmasam bile sadece bu kendi ağırlığından dolayı mı? Zemine bir basınç uygulamayacak mı? Tabii ki uygulayacak. O yüzden katı basıncı için diyoruz ki cismin ağırlığı bölü yüzey alanı da benim için nedir? Çünkü burada basınç kuvvetini meydana getiren şey cismin ağırlığıdır. Dolayısıyla ağırlığı yüzey alanına böldüğümüz zaman mis gibi bir basınç ifadesi elde edeceğiz katılarda. Peki sıvı basıncı nelere bağlıydı? Sıvılar içinde bulunduğu kabın temas ettiği yüzeylerine basınç uygularlar. Herhalde şu noktalara basınç uygulayacaklar. Şu noktada sıvı basıncı olur mu? Oluşmaz. Sıvı yok ki basıncı oluşsun. Dolayısıyla benim için sıvı basıncının önemli olan nokta neydi derslerden hatırla? Hangi noktayı istiyorsa benden, onun üzerinde dik yükselen sıvının miktarı çok önemliydi. Benim için sıvı basıncında sıvının öz kütlesi çok önemliydi. Yani sıvının yüksekliği, sıvının öz kütlesi, yer çekimi ivmesi, HDG benim için neydi? Sıvı basıncında en önemli etkenlerdi. Hatta tek etkenlerdi. Geldik sıvı basıncıyla beraber Pascal prensibimiz vardı. Hatırlayın, küçük kuvvetler uygulayarak, sıvı basıncını kullanarak büyük kuvvetleri kaldırmamı sağlıyordu. Büyük yükleri kaldırmamı sağlıyordu. Pascal prensibi. Sağ taraftaki basınç sol taraftaki basınca eşit olacaktı. Çünkü sıvılar basıncı her noktaya ne yaparlardı? İletirlerdi. Dolayısıyla buranın yüzey alanına S1. İkinci pistonun yüzey alanına S2 diyecek olursak, hani basınç kuvvet bölü yüzey alanıydı ya, F1 bölü S1 eşittir F2 bölü S2. Ne yapacağız buradan? F1 bölü S1 eşittir F2 bölü S2 diyerek denklemimizi kuracağız. Onun dışında neyimiz vardı? Açık hava basıncımız vardı. Namı değer atmosfer basıncımız vardı. Deniz seviyesinden yukarılara çıkıldıkça azalırdı. Deniz seviyesine inildikçe atmosfer basıncı artardı. Torricelli denen bir beyefendi vardı. Bilim adamı vardı. Ne yapmıştı? Bunun değerini civa kullanarak ölçmüştü ve demişti ki P0 yani açık hava basıncı 76 santimetre civanın basıncına eşittir. Peki bu açıkta kalan havanın basıncı? Ya kapatırsam ben onu, kapalı bir kaba koyarsam ne olacak? Siz kapalı bir kaptaki gazın basıncını ölçmek istiyorsanız önce bunu neyden kaynaklandığını hatırlayalım. Tamamen gazın taneciklerinin hareketinden kaynaklanırdı kapalı kaplarda gazların basıncı. Dolayısıyla bunun sonucunda kapalı kaplarda gazın basıncı kabın her noktasında ne olurdu? Eşit olurdu, her noktasına basınç iletilirdi. Kapalı kaplarda ideal gazların basıncı bir kere neye bağlıydı? Kabın hacmine bağlıydı, hatırla. Bunun dışında sıcaklığa bağlıydı. Bunun dışında bir de tabii ki gazın miktarına, yani madde miktarına, şöyle diyelim, bağlı idi. Bir de akışkan basıncımız vardı. Sıvı ve gazlarda meydana gelen basınçtı bu. Hareket halindeki sıvı ve gazlarda meydana gelen basınçtır. Akışkan basıncı dinamik basıncı olarak da karşımıza gelir. Aman dikkat edelim diyelim. Hemen baktığımız zaman neydi? Hızla basınç ters orantılıydı. Yani o akışkanın hızı ne kadar fazlaysa o incelediğim noktada basıncı o kadar düşük olurdu. Hatta neleri örnek vermiştik biz bunları? İşte rüzgarlı havalarda çatıların uçmasını örnek vermiştik. Onun dışında hortumun ucunu sıkıştırdığımız zaman suyun daha hızlı çıkışını örnek vermiştik. Metroda, istasyonlarda o çizilen sarı çizgiye neden yaklaşmamamız gerektiğini, değil mi? Yoksa bizim bulunduğumuz ortamdaki basıncın bizi nasıl metroya doğru ya da hızla gelen bir trene doğru ya da araca doğru iteceğinden bahsetmiştik. Tamamı açık hava basıncıyla alakalı konulardı. Peki barometreyi nerelerde kullanıyorduk? Açık hava basıncını ölçmek için kullanıyorduk. Manometreyi kapalı kaplardaki gaz basıncını ölçmek için kullanıyorduk arkadaşlar. Hemen gelelim. Altimetreyi nerelerde kullanıyorduk? Açık hava basıncından yararlanarak bir yerin deniz seviyesine olan yüksekliğini, yani rakımını ölçmek için kullanıyordum. Bir de benim en sevdiğim ifadelerden bir tanesi vardı. Batimetrede deniz suyunun basıncını kullanarak denizin derinliğini ölçen ölçüm cihazları olarak karşımıza gelmişti. Evet, hatırlatmalarımızı yaptıktan sonra hemen sorularımıza geçelim. Bakalım sınavda karşımıza gelebilecek olan soru tarzları nasıl imiş? Karşımızda bir elektrik devresi görüyoruz arkadaşlar. Hemen sorumuza bakalım. Şekilde verilen devrelerde ampermetre ve voltmetrenin gösterdiği değerler kaçtır diyor. Hemen bakalım. Görüyorum ki burada benim dirençlerim nasıl bağlanmış? Seri bağlanmış. Hemen o zaman seri bağlı dirençlerde eşdeğer direncimizi nasıl elde ediyorduk? R1 artı R2 ile elde ediyorduk, değil mi? O zaman buradan R eş bağıntı ne kadar gelecek? 24 artı 12'den 36 ohm olarak gelecek. Lütfen sınavlarda birim yazmayı unutmayın. Önce formül, sonra birim. Bu size tam puan getirecektir, emin olabilirsiniz. Bir tane bağıntımız vardı, doğru mu? Neydi o bağıntımız? V eşittir I çarpı R eş. Tabii ki buradaki işte toplam akım, toplam gerilim gibi ifadelerimiz vardı. Bana burada ne diyor? Voltmetre ve şuradaki ampermetre ve voltmetrenin gösterdiği değerleri buluyor. Önce ben anakoldan çıkan akımı bulayım ki ampermetrenin üzerinden kaç amperlik akım geçecek, buna bakalım. Pilin gerilimi ne kadar? 72 volt. Ben öncelikle I toplamı istiyorum.
çarpı dedim. R eş R eş kaç bulduk şuradan? 36 bulduk. Doğru mu? Buradan toplam akım karşıma ne kadar geldi? 2 amper olarak geldi. Yani bana bu sorucuk diyor ki şuradan 2 amperlik akım çıkmış. Ya geldi. Seri ya, buradan 2 amper geçti. Ampermetrem üzerinden de geçecek. Dolayısıyla ampermetrem kaç amperi gösterdi? 2 amper. Ampermetre devreye seri bağlanır. İç direnci çok küçüktür. Düz bir tel gibi davranır. Dolayısıyla her zaman ne yaparız? Seri bağlarız. Voltmetreyi devreye her zaman paralel bağlarız. Çünkü iç direnci çok büyüktür. Dolayısıyla siz seri bağladığınız zaman direnç çok büyük bir dirençle karşılaşacaktır ve diğer devre elemanları çalıştırmaz. O yüzden biz burada ne yapıyoruz? Bunu paralel olarak bağlıyoruz. İç direnci çok büyük olduğu için klasik bir boşluk doldurma sorusu aklınızda bulunsun. Şimdi şurada voltmetrenin okuduğu değere bakalım. 2 amperlik akım geldi. 12 ohmluk direncimin üzerinden geçti. Hemen tekrardan bir vır yazıyorum. Üşenmiyorum. Artık şuradaki V, doğru mu bu? V eşittir. Akım ne kadar geldi? 2. Direncim ne kadar? 12. Ne yaptı buradan? 24 V oldu. Yerleştirdik, gitti. Ampermetre 2 amper, voltmetre de 2 voltu gösterdi. Hemen yeni bir sorumuz diyor ki ana koldan geçen I akımı kaç amperdir diyor. Bakalım önce ne yapacağız? Devreyi düzenleyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada 3 ohmluk bir direncim var. 24, 12, 24'lük 3 tane birbirine paralel bağlanmış direncim var. O zaman neyi kullanıyorum? 1 bölü R eşi kullanıyorum. 1 bölü 24 artı 1 bölü 12 artı 1 bölü 24 yaptım. Şurayı 2 ile genişlettim. Sen 10. sınıf öğrencisin, artık bunu benim söylememe tabii ki ne gerek yok. O zaman ben burayı düzenlersem şurası ne gelir benim karşıma? 4 bölü 24. R eşi bulmak için ters çevirmem lazımdı. 24 bölü 4'ten karşıma ne geldi? 6 ohm geldi. Şurası 6 ohmmuş benim için. Bitti mi? Hayır, bir tane de 3'üm var burada. Bu 3 ile bu 6 birbirine seri değil mi? Tabii ki seri. O zaman toplam devrenin R eşi ne kadar oldu? 9 ohm oldu. Artık bitti. V eşittir I çarpı R diyorum. Zaten bana gerilimi 54 vermiş. Anakoldan çıkan akımı istiyordu. Eşdeğer direnci de ne buldum? 9 buldum. O zaman buradan artık kaç buluyoruz arkadaşlar? 6 amper ana koldan çıkan şurası yani akım değerim karşıma gelmiş oldu. Hemen bir yeni soruyla devam edelim. Burada da karşıma ne geldi? Üreteçli bir devre geldi. Aynı zamanda tabii ki dirençlerim de var. Yani üreteç tek başına bir işe yaramaz zaten. Direnç de takmam lazım. Hatta lamba da takabilirim. Her şeyi takabilirim ben bu elektrik devresine. Bana diyor ki ampermetrenin gösterdiği değer kaç amperdir? Yani şuradaki değeri bulmam lazım. Ne kadar çıktı ve ne kadar kollara ayrıldı, buna bakmam lazım. Öncelikle birazcık düzenleme yapmak istiyorum. Çünkü bu şekilde işlem yapmam mümkün değil. Şu iki tane dörtlük direncin birbirine paralel değil mi? Bakın farklı teller üzerinde tabii ki paralel. İki tane varsa ne yapıyorduk? Çarpımları bölü toplamları yapıyorduk. 4 çarpı 4 16 bölü 8'den ne geldi? 2 ohm geldi arkadaşlar. Hemen düzenlemeye devam edeyim. Şimdi şunu alıyorum, şuraya yazayım, olur mu? Burasının tamamı 2 ohm değil miydi? Bu ikisi de birbirine seri değil mi? Bakın aynı tel üzerinde. O zaman devrenin toplam eşdeğer direnci, yani şöyle yazayım gözümün önünde dursun. 8 artı 2'den ne geldi? 10 ohm geldi. Artık her şey o kadar kolay ki. Çünkü bir tane bağıntım vardı benim. Neydi o bir tane bağıntım? Epsilon yazıyorum artık. I çarpı R eşti. Şuradaki I'yı bulursam zaten sıkıntım kalmayacak. Şimdi hocam burada iki tane pil var ama bu ikisi birbirine paralel. Bu ikisi birbirine paralelse toplam EMK bir tanesinin EMK'sına eşit değil miydi? Tabii ki bir tanesinin EMK'sına eşitti arkadaşlar. O zaman yazalım. 40 eşittir I toplam, bakın ana koldan çıkan akımdır bu, çarpı R eşi kaç buldum ben buradan? 10 buldum. Toplam akım ne geldi bir taneler buradan? 4 amper geldi. Benim buradaki ampermetrem 4'ü göstermez ama bu ana koldan çıkan şuradakidir. Ama bak buna bir buradan geldi, bir de buradan geldi. Buradaki dirençler aynı. Piller de aynı, pillerden aynı akım miktarı çıkmaz mı? Çıkar. O zaman şuradan 2 amper geldi. Şuradan da kaç amper geldi? 2 amper gelmiş ki bunun üzerinden geçmiş olsun. Yani benim sorum doğru cevabı ne oldu? 2 amper olmuş oldu. Hemen bir yeni soruyla karşınızdayız. Şimdi bakalım hangi sürpriz sorumuz gelecek? Aha da geldik mıknatıslara. Bu ifadelerimizde az önce ne söylemiştik sizlere? Dedik ki manyetik alan çizgileri mıknatısın etrafındaki manyetik kuvveti daha iyi ifade edebilmek için çizilen hayali çizgilerdir. İfademize baktığımız zaman hemen bakalım. Yukarıda verilen X, Y, Z mıknatısları ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Şurada bir kutup analizi yapalım mı beraber? Gelin birlikte bir kutup analizi yapalım sizlerle. Bir kere ne dedik? Manyetik alan çizgilerin içeri girdiği nokta hangi kutuptu? Güney kutbuydu. Bakıyorum Y'den de içeri giriyor. O zaman
zaman Y de güney. O zaman X ne kaldı? Kuzey. Y'nin yanındaki kutup ne kaldı? Kuzey. Kuzeyden çıktı, güneyden içeri girdi. Burası da nedir? Güneydir. Bakalım X mıknatısın S kutbu muymuş? Hayır, N kutbuymuş, gitti. Z mıknatısın N kutbudur diyor. Hayır, S kutbuymuş, gitti. Y mıknatısın S kutbu muymuş? İşte doğru cevabı yakaladık. O zaman sorumuzun doğru cevabı ne oldu? Yalnız 3 olmuş oldu. Devam edelim sorularımızla. Şekilde verilen özdeş tellerde belirtilen yönlerde i, 2 ve 3 yakımı geçirildiğinde özdeş pusulaların sapma miktarları k, l, m oluyor diyor. Buna göre sapma miktarları arasındaki ilişki nedir? Hemen önce bağıntımızı hatırlayalım. Manyetik alan 2 k, k, i, bölü D değil miydi? Evet, aynen öyleydi. K yapamayan hoca yapmışlar. Şimdi hemen gelin bunların beraber üçüne de uyarlayalım. Önce neyi bulalım? Alfa K'yı bulalım. Oldu mu? Formülümü uyarlayacağım. Bunların hepsi sabittir arkadaşlar. Formülde vardır. İ akımım geçmiş. D kadar uzaklıktaymış. O zaman bununki 2K i bölü zaten nedir? D'dir. Hemen L'ye bakalım birlikte. 2 akımı geçiyor. Lütfen dikkat edin. D mesafede. Zaten benim 2'm en başta vardı. 2 i de buradan geçti. Bir de K var. Mesafem ne kadar? D kadar. 4K i bölü D geldi mi? Tabii ki geldi. O zaman şuraya da bir M yapalım ve sorumuzu sonlandıralım. 2 vardı. 3 i var burada. K var bölü ne kadar? 3 D kadar arkadaşlar. Şunlar gitti. Üçler gitti. D gitmez. Üçler gitti. Ne kaldı? 2K i bölü D kaldı. O zaman bakıyorum en fazla sapma miktarı hangisinde? L'de. L büyüktür. K eşittir. Ne geldi? Hangisini yazmadık? M'yi yazmadık. Bu kadar. Sadece formülde sayıları yerine yazacaksınız. Aman işlemleri yaparken doğru sadeleştirin. Benim gibi olmayan D'leri sadeleştirmeyin. Hemen basınç sorumuzla devam edelim. Ağırlığı 20 ton olan şekildeki cismin yüzey alanları A ve 2A'dır diyor. Cisim şekil 1'deki gibi yerleştirildiğinde yere yaptığı basınç P ise şekil 2'deki gibi yerleştirildiğinde basınç kaç P olur diyor. Hemen şekil 1'e bakalım mı? Zaten aynı cisim ne yapmış? Bir tanesi yan yatmış böyle. Şu birinci durumdakine bakalım. Katı basıncı neydi? Ağırlık bölü yüzey alanıydı. Ağırlığı ne kadar? G kadar. 20'yi yazmama gerek yok. G'lerde zaten var. Ne kadarlık bir yüzey alanına sahip şurası? A burası. A. Heh, şurası geldiği için. Şuranın yüzey alanı ne kadar? A kadar. Şekil 2'dekine bakalım. Hadi buna da P üssü diyelim. Oldu mu? Benim ağırlığım gene aynı mı? Aynı. Ama bu sefer yüzey alanım ne olmuş? 2 katına çıkmış. Dolayısıyla birinci basıncım G bölü A iken ikinci basıncım ne olmuş? G bölü 2A olmuş. E o zaman aradaki orantı yani P üssü aslında P bölü 2'ye eşit değil midir? Tabii ki eşittir. Basınçla yüzey alanı ters orantılıdır. Lütfen bunu unutmayın. Diyor ki yukarıda verilen ifadelerden hangileri Bernoulli ilkesiyle açıklanır? Yani akışkan basıncıyla açıklanabilir. Rüzgarlı havalarda çatıların uçması en çok derslerde kullanılan örnektir. Musluktan akan suyun aşağı doğru incelmesi. Yine derslerimizde sıklıkla bahsetmiştik. Ucu sıkıştırılan hortumdan suyun daha hızlı çıkması. Çünkü neydi? Basınçlarınız ters orantılıydı. Her üçü de rahatlıkla Bernoulli ilkesiyle ne yapılabilir? Açıklanabilir sevgili arkadaşlar. Lütfen bunu da ne yapmayınız? Unutmayınız. Hemen yine bir piston sistemi görüyoruz karşımızda. Ağırlığı önemsiz pistonlarla oluşturulmuş dengedeki sistemde pistonların kesit alanları oranı A1 bölü A2 1 bölü 8 olduğuna göre L'nin ağırlığı K'nın ağırlığının kaç katıdır diyor. Yani burada A1'e S dersek A2'ye 8S mi diyeceğiz? Tabii ki öyle diyeceğiz. E şimdi şuradaki basın buradaki basıncı eşit değil miydi? Doğru mu? Çünkü basıncı ne yapardı? Aynen iletirdi. O zaman şöyle yazamaz mıyız sevgili arkadaşlar? K bölü S eşittir. L bölü 8 S. Yani bu GK bölü GL. Doğru mu? E buradan artık karşımıza zaten ne geldi? İşler dışlar çarpımı yaptığımız zaman GK çarpı 8 S eşittir. GL çarpı S gelmez mi? Geldi bile. E şunları oranlayın. Bakın artık oranımı buldum. Ne oldu buradan? 8 GK eşittir GL'ye. Bu da bu kadar kolay bir soruydu. Katı basıncında gerçekten hiçbir numara yok. Sıvı basıncında da yok. Gaz basıncında da yok. Yeter ki işin soruyu doğru okuyun. Doğru altını çizmeniz gereken noktayı doğru bir şekilde belirleyin. Zaten soru kendiliğinden çözüme gidecektir. Bir diğer sorumuz. A ve 2A kesit alanlı pistonlar üzerine özdeş cisimler yerleştirildiğinde sistem şekildeki gibi dengede kalıyor. Mükemmel. Buna göre K noktasındaki cisimlerden bir tanesi L koluna alınırsa pistonlar arasındaki düşey mesafe kaç H olur? Yani burada bir tane ağırlığı aldım. Buraya koydum. Aradaki yeni mesafe ne kadar olur diyor bana. Önce birinci durum için yazayım. Bir bakayım birinci durumumda H ne kadarmış ki ikinci durumumla kıyaslama yapabileyim. Bunlar özdeş cisim olduğu için her birinin ağırlığına ne diyelim? G diyelim. Oldu mu? Hemen yazalım bakalım. Şimdi şuradaki basıncı bak şunu ortadan ikiye böl. Birinci durumdaki basıncı al. İkinci durumdaki basıncı eşitle. Ancak burada bir de H kadarlık bir sıvı basıncım var. Çünkü
Sıvılar aynı noktalarda eşit basınca eşitti, unutma. Şuradaki basıncı yazacak olursak ne var burada? 3G bölü A mı var? Kesinlikle öyle var. Eşittir diyorum. Burada başka basıncım kalmadı yazacak. Önce şuranın basıncını yazayım. Ne var orada sevgili arkadaşlar? G bölü 2A var. Artı şu noktanın üstündeki toplam basıncı yazıyorum bak. Bir de H mı var? Tabii ki H var. E ben buradan H'ı çekersem eğer, yani şuradaki H'ı yalnız bırakırsam burası ne oldu işlemi düzenlediğin zaman? 5G bölü A kadar olmadı mı? Tabii ki oldu, doğru mu? İfademize bakalım hemen. Devam edelim. Peki ikinci durumuna bakalım şimdi. Şöyle çizgimizi çekelim ve ikinci durumuna bakalım bunun. İkinci durumda bana diyor ki şuradaki ağırlıklardan bir tanesini al buraya koy. Yani artık burada iki tane G ağırlığı mı var? Var. Şuradaki basınca bakalım. Ne geldi buradaki basınçtan? 2G bölü A geldi. Artı diyorum. Artık ne var burada? Eşittir, pardon, eşittir dedim. 2G bölü 2A artı H üssü, değil mi? Artık burada benim böyle bir denklemim var. E ben buradan H üssünü çekersem şayet G bölü A gelmez mi? Tabii ki ne gelir? G bölü A gelir. E şimdi H'ı H üssü cinsinden yazacağım. Bu ikisini birbir cinsine yazdığımda H üssü karşıma 2 bölü 5 H olarak gelmez mi? Geldi bile. Sadece terazi sistemini kullanın. Sağ taraftaki toplam basınç sol taraftaki toplam basınca eşittir. Bir diğer sorumuzda karşınızdayız. Burada da ne diyor soru bize? Şekildeki verilen sistemde yine bir sistem var görüyorsunuz. P0 açık hava basıncı. Civa K sıvısı ve gaz ile dengede olduğuna göre K sıvısının öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür diyor. Burada sistemde civa olduğu için civanın öz kütlesinde ne yapmış? Bizlerle paylaşmış. Hemen bakalım. Yine sağ taraftaki basıncı alacağız. Sol taraftaki basıncı eşitleyeceğiz. Yapmamız gereken tek nokta bu sevgili arkadaşlar. İfademize baktığımızda hemen sağ ve sol taraftaki basınçları yazalım ki sistemde üzerleri açık olduğu için ne var? P0 açık hava basıncı da burada etkili. Hemen yazalım. İlk duruma baktığımızda P gaz karşımıza ne olarak geldi? P0 artı H olarak geldi. Doğru mu? Şuradaki ifademize bakacak olursak, gazın üstündeki basınca bakacak olursak. Diğer taraftan gaz basıncını yazalım. O bir tarafımızda ne var? 6H çarpı görüyorsunuz K sıvısı var. DK çarpı G'lerimizi yazmaya gerek yok. Zaten G'ler hepsinde olduğu için sadeleşiyor. Artı bir de ne var onun üzerine? P0 var. E şimdi bu iki tarafı birbirine eşitlersem ben denklemi kurtaramaz mıyım? Çok rahat kurtaramam. Hemen yazalım. 6H çarpı DK sıvısı, yani K sıvısının öz kütlesi artı P0 eşittir P0 artı H çarpı D civa, değil mi? Şu P0'larımız artık bir gitsin. E ifadelerimize baktığımızda şuradaki H'lar da sadeleştirebiliriz. Denklemi düzenlediğimizde K sıvısının öz kütlesi civanın öz kütlesinin 6'da 1'i kadar oldu mu? Oldu. Civanın öz kütlesini bana ne kadar vermişti? 13,6 bölü 6 dediğimiz zaman değerimiz karşımıza yaklaşık ne kadar gelecekti? 2,26 gram bölü santimetre küp olarak gelecektir. Aman formül ve birim yazmayı sakın sakın unutmayınız. Evet. Ödüllü sorumuz sizlerle sevgili arkadaşlar. Cevaplarınızı yorumlara bekliyoruz. Sınavlarda çok çok başarılar dilemeden önce. Ödüllü sorumuzu da gösterdikten sonra Tonguç Plus sayfamızdan aynı şekilde yararlanarak tüm derslerden 2 adet yazılı provası alabilirsiniz. Aynı şekilde konu anlatımı ve deneme sınavlarına katılabilirsiniz. Dolayısıyla sınavlarınızı artık 4 dörtlük hazırlanabilirsiniz. Evet, şimdi sınavlarınızda çok 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 başarılar dileyebiliriz. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.